Merhaba yemekseverler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün soya soslu makarna yapacağız. Sebzeli, tavuklu. Şimdi tavuklarımızı uzun uzun doğruyorum. Kabak, havuç, biber. Bunları da jülyen şekilde doğruyorum. Jülyen uzun uzun. Ben bu sebzeleri kullanmayı seçtim. Siz yine farklı sebzeler kullanabilirsiniz. Mantar, kapya biber, brokoli, karnabahar. İstediğiniz sebzeleri bu tarifte kullanabilirsiniz. Önce soteleyeceğim malzemeleri doğruyorum. Çünkü makarnamız 9 dakikada pişecek. Onu piştikten sonra çok bekletmek istemiyorum. Yarım soğanı da jülyen şekilde doğradım. Makarnamda kullanacağım malzemeleri hazırladım. Şimdi makarnamın suyunu hazırlıyorum. Orta büyüklükteki tencereme bir miktar tuz döktüm. Suyumuz fokurdayınca makarnaları ekliyorum. İlerleyen videolarımda makarna hamuru tarifi de vereceğim. Bugün pratik olanını tercih ettim. En kolay soslu, sebzeli, tavuklu makarna nasıl yapılır onu gösteriyorum. Ara ara karıştırıyoruz makarnamızı yapışmasın. Evet, 9 dakikayı geçirmiyoruz. Çünkü bu makarnayı tekrar tavaya alacağım, pişireceğim. Hamur gibi olmasını istemiyorum. Al dente, yarı pişmiş bir şekilde süzüyorum. Büyükçe bir tavaya bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Soğan, biber, havuç ekleyip soteliyorum. Sebzelerimi çok öldürmek istemiyorum. Diri diri, taze, besin değerini kaybetmemiş olmasını istiyorum. Şimdi tavuklarımızı ekleyelim. Şimdi kabaklarımı ekleyeceğim. Kabak kullanma sebebim o sosu, bütün tadını içine çekiyor ve kabak olduğundan daha lezzetli oluyor. Pul biber, karabiber ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet, yemeğimizin önemli parçası olan soya sosu ekliyorum. Küçük paket krema ekliyorum. Köri. Körin içinde 14 tane baharat bulunuyor. Önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Ve tavuk yemeklerine çok yakıştırıyorum köriyi. Makarnamızı da ekledik. Karıştırıyoruz. Biraz daha krema ekleyebilirsiniz. Ve tabağımı hazırlıyorum. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler.